uzmanın içinde ne olduğunu bilemiyorsun. Bize böyle bir mesela gizli bir şey var mı? Şurada bir nokta varsa içinde bilmem ne var, öyle bir şey var mı? Var tabii. Oo. Yumurtalarımızın içinden ne çıkacağı sürpriz. Adı üstünde tamam, sürpriz sen yumurta. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Yasemin Mete. İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunuyum. Burada da Türkiye Pazarlama Departmanı'nda Ozmo markasının yardımcı marka müdürü olarak çalışıyorum şu anda. 2 yılın nasıl geçtiğini ben anlamadım. Yani gerçekten dolu dolu kendime bir sürü şey katarak full motive çalışıyorum. Hala da öyle devam ediyorum. O yüzden gerçekten mutluyum diyebilirim. Yolun nasıl kesişti? Şölen'de çalışmaya nasıl başladın? Gıda mühendisliği mezunu olduğum için zaten üniversite hayatım boyunca birçok gıda firmasını hani aşinaydım, fikir sahibiyim diyebilirim. Şölen de bu firmalardan biriydi ve ileride çalışmak istediğim firmalar listesinde başlarda bulunuyordu Şölen. Yani kararımı aslında üniversite yıllarında verdim diyebilirim. Sonra ilk fırsatı gördüm. Bombastik Gençler Staj Programı'na başvurdum ve kabul edildim. Böylelikle yolum kesişmiş oldu Şölen'le. Peki burada çalışmak sana bu 2 senenin sonunda ne kattı? Hem mesleki hem kişisel anlamda iyi ki bunları öğrendim, yaşadım dediğin neler var? Staj döneminde de pazarlamadaydım ben yine ve gerçekten burası bir anlamda okul oldu benim için. 7 haftalık kısa bir süreçti ama 7 hafta içerisinde gerçekten acayip şeyler öğrendim diyebilirim burada. Çok dolu dolu bir programdı ve zaten 7 haftanın sonunda da olumlu bir şekilde sonuçlandı sürecim. Şu anda da işte 2 yıla doğru gidiyoruz. Pazarlamayı A'dan Z'ye burada öğrenmeye devam ediyorum. Hala tam öğrendim diyemem tabii ki. Öğrenmek çok uzun bir süreç. O anlamda kendime çok şey kattım bu noktada. Yasemin, senin gibi genç profesyonellere ya da yeni mezunlara Şölen'de çalışmayı önerir misin? Elbette öneriyorum. Çünkü Şölen'in dünyası gerçekten özgür bir dünya. Burada stajyermiş, 1 yıllık çalışanmış, yeni mezunmuş fark etmeksizin bütün düşüncelere, bütün fikirlere yer var. Benim stajyerken yaşadığım tecrübelerden biriydi aslında bu. O yüzden bu tarz kaygıları olan insanlar için hiç düşünmesinler. Elbette öneriyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.